Teknoloji Oku'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün yeni bir dizüstü bilgisayar incelemesiyle karşınızdayız. Son dönemde dizüstü bilgisayarların incelemeleri biraz arttı. Bunun biz de farkındayız. Neden? Çünkü pandemiyle birlikte arkadaşlar dizüstü bilgisayarlara olan talep artmış durumda ki genel olarak bir teknoloji mağazasına gittiğinizde de dizüstü bilgisayar yelpazesinin hayli genişlediğini görebilirsiniz. Oyun tarafında çok bir genişleme yok ama özellikle iş için olan bilgisayarlara baktığınızda hayli geniş bir yelpaze ile karşılaşacağınızı sizlere söyleyebiliriz. Hatta farklı markalarda değil, tek bir markanın bile belki onlarca iş bilgisayarı bulunuyor. Bunlardan birisi de şüphesiz Huawei arkadaşlar. Aslında Huawei 1-2 yıl öncesine kadar böyle daha çok mobil pazarda kendi ismini duyuran bir firmaydı. Lakin biliyorsunuz 2020'de bazı süreçler yaşandı vesaire, ambargo olayları oldu, Google servisleri Huawei modellerinde çalışmadı derken Huawei ne yaptı bu sefer? Mobil pazardan bilgisayar pazarına doğru bir yön çizdi. Nitekim bu şartlar altında bilgisayar pazarında son derece başarılı işler çıkardılar. Özellikle MateBook serisiyle iş bilgisayarları tarafında önemli bir müşteri kitlesine sahip oldular. Elbette burada Huawei'nin fiyat performans cihazlarıyla karşımıza çıkması da önemli bir rol oynuyor diyebiliriz. Bugünkü inceleyeceğimiz laptop ise arkadaşlar Huawei MateBook D15 modeli. Şunu hemen size baştan belirteyim. Geçtiğimiz yıl biz bir tane daha MateBook incelemiştik. MateBook D15 incelemiştik. Bu ondan daha farklı bir cihaz arkadaşlar. Örneğin onda Ryzen bir işlemci vardı. Burada Intel'in i5 işlemcisi bulunuyor. 11. nesil. Şimdi bu iki bilgisayar arasında belli başlı farklılıklar var mı? Evet var. Ama tasarımsal açıdan baktığımızda Huawei'nin artık klasikleşmeye yakınlaşan bir tasarım dili mevcut. Dolayısıyla bu tasarım dilini direkt olarak yeni nesil MateBook D15 cihazında da biz görebiliyoruz. Yani şu cihazı şöyle kapatsam, şurada Huawei logosu olmasa buna dışarıdan baktığınızda bunun MateBook olduğunu rahatlıkla anlayabilirsiniz. Huawei'nin hemen hemen pek çok, hatta hemen hemen bütün dizüstü modellerinde bu gümüş gri renk kullanılıyor arkadaşlar. Bu artık Huawei ile özdeşleşmiş bir renk haline geldi. Bunu size baştan söylemiş olalım. Şimdi gelelim MateBook D15'in bizlere sunduğu özelliklere. Öncelikli olarak şunu belirtmek istiyorum sizlere. Huawei MacBook'ları iki kalibrede inceliyor. Birisi 3'e 2 ekran olanlar, birisi de 16'ya 9 ekran ile gelenler. Şimdi 3'e 2 ekranlarda bazı kişilere bu biraz garip gelebiliyor arkadaşlar. Hani 16'ya 9'a olan alışkanlıktan ötürü. Bunlar için hani ne bileyim belki biraz daha böyle 16'ya 9 bilgisayarlar daha cazip geliyor olabilir. O yüzden MateBook D15 bu yönüyle ön plana çıkıyor. Yani 16'ya 9 bir ekran var sonuçta karşımızda ve o alışık olduğumuz ekran gövde oranıyla karşımıza çıkıyor. Şimdi gelelim laptopumuzun tasarımına arkadaşlar. Zaten genel olarak Huawei MateBook serisi ince ve hafif bir tasarım çizgisiyle karşımıza çıkıyor. Bu laptopta da yine bizleri şaşırtmamış Huawei. Baktığımız zaman 1,5 kilonun altında bir ağırlığa sahip bu MacBook modeli. Ki burada önemli olan şu unsur arkadaşlar, büyük bir ekranla gelmesine karşın hafif denilebilecek bir ağırlığa sahip. İnceliği yine çok kalın değil, gayet yeterli seviyelerde. Şöyle tuttuğumda gördüğünüz gibi gayet ince bir laptop olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi laptopu böyle karşımıza aldığımız zaman arkadaşlar sağ tarafta bir adet Type-C girişinin bulunduğunu görüyoruz. Onun yanında bir adet USB, bir adet de HDMI girişimiz bulunuyor. Sağ tarafta ise 2 adet USB ve 1 adet 3.5 milimlik kulaklık jackının olduğunu görüyoruz. Bu USB'lerden arkadaşlar bir tanesi USB 3.0, diğer ikisi ise USB 2.0. Onun haricinde arka tarafta herhangi bir giriş vesaire bulunmuyor. Bilgisayarı açtığınızda ise arkadaşlar klavye ortaya yerleştirilmiş durumda. Sağ ve sol tarafta boşluklar mevcut. Buraya belki bir hoparlör vesaire yerleştirilebilirdi ama Huawei böyle bir şeye yönelmemiş. Birazcık açıkçası touchpad bana küçük geldi. Hani bu alana göre biraz daha büyütülebilirmiş touchpad. Ne bileyim, klavye biraz daha yukarıya kaydırılıp touchpad'in biraz daha büyütülmesi daha hoş olabilirdi. Ayrıca sağ tarafta bir power butonumuz bulunuyor. Bu power butonu aynı zamanda bir parmak izi okuyucusu. Zaten artık Huawei modellerinin pek çoğunda parmak izi okuyucusunun standart hale geldiğini de sizlerle paylaşabiliriz. Şimdi arkadaşlar gelelim cihazımızın bize sunduğu diğer teknik özelliklere.
Evet arkadaşlar, bu bilgisayarda çerçeveler son derece ince tutulmuş ki Huawei'nin verdiği bilgilere göre çerçeve kalınlığı 5.3 mm, ekran gövde oranı ise %87 civarlarında. Bilgisayarın tam ağırlığı, merak edenler için söyleyelim, 1.56 kg kapalıyken kalınlığı ise 16.9 mm. Bunun gerçekten hani günümüz standartlarına oranla başarılı olduğunu söyleyebiliriz sizlere. Şimdi gelelim arkadaşlar bilgisayarımızın performansına. Bu bilgisayarda arkadaşlar biz çeşitli testler vesaire gerçekleştirdik. Onlardan size birazdan bahsedeceğim zaten, ama o testlere geçmeden önce bilgisayarımızın teknik donanımından biraz bahsetmek istiyorum. Bu bilgisayarda Intel tarafından geliştirilen 11. nesil i5 bir işlemci bulunuyor arkadaşlar. Bu işlemcinin şöyle bir özelliği var aslında. Iris Xe grafik kartı ile birlikte geliyor olması büyük bir nimet. Neden? Hemen açıklayalım. Biliyorsunuz arkadaşlar, eskiden böyle bütünleşik, yani dahili ekran kartı dediğimizde insanlar böyle bir yaka silkerdi. Neden? Çünkü eski nesil dahili ekran kartları hani bir tek bilgisayarı açmaya yarıyordu. Onun dışında hiçbir işe yaramıyordu desek yeridir. Çünkü hani Super Mario oynamaya kalksanız onda bile kasan bir ekran kartından bahsediyoruz. Fakat Intel yeni nesilde ne yaptı? Bu Iris Xe ekran kartları arkadaşlar gerçekten performans oranında neredeyse MX450 kıvamında bir performans sunuyor bizlere ve pek çok oyunu başarılı bir şekilde oynatabiliyor. Nedir? Örneğin siz bu bilgisayarla iş için çıktınız, işlerinizi hallettiniz vesaire, öğle tatili geldi ne de ya da ne bileyim canınız sıkıldı, dediniz ki ya biraz da oyun oynayayım. Oyun oynayabiliyorsunuz ki bakın, harici ekran kartı olmadığı halde Valorant gibi, CSGO gibi, ne bileyim PUBG gibi oyunları rahatlıkla kaldırabiliyor arkadaşlar. Tabii burada bazı oyunlarda RAM kapasitesi de önemli. Örneğin bu cihazda 16 GB DDR4 RAM var ki günümüzdeki hemen hemen her oyun için 16 GB'lık RAM'in fazlasıyla yeterli olduğunu sizlere söyleyebiliriz. Gelelim dahili depolama alanına arkadaşlar. Huawei bu cihazda da 512 GB'lık bir dahili depolama alanına yer vermiş ki iş için üretilen bir bilgisayar olduğunu, okul için ya da iş için üretilen, geliştirilen bir bilgisayar olduğunu düşünürsek bu depolama alanının yeterli olduğunu söyleyebiliriz sizlere. Tabii ki oyun için geliştirilen bir bilgisayar olsa 512 GB günün sonunda yeterli olmayacaktır. Çünkü öyle oyunlar var ki 200-300 GB yer kaplıyor arkadaşlar. Bir de bunun üzerine güncelleştirmeler vesaire gelince sadece tek bir SATA alanı bir oyun için ayrılmış oluyor. Dolayısıyla burada Huawei neyi düşünmüş? Mobil çalışma içerisinde olanları. Biliyorsunuz pandemi koşullarındayız vesaire. Pek çok kişi uzaktan çalışma modeline geçti. Özellikle bilgisayar başında çalışanlar artık ne yapıyor? Evlerinden vesaire ofisteymiş gibi çalışıyorlar arkadaşlar. Dolayısıyla burada bu tarz taşınabilir, işlevsel, pil ömrü uzun olan bilgisayarların rolü de artmış oldu. Huawei bunları düşünmüş genel olarak. Bu bilgisayar bu anlamda, iş anlamında beklentileri karşılıyor mu? Evet. Ara sıra ben oyun oynarım derseniz bu beklentilerinize cevap verebiliyor mu? Ona da evet. Şimdi gelelim bizim bu bilgisayarda yaptığımız testlere. Biz bunda PC Mark 10 testi uyguladık arkadaşlar. Biliyorsunuz PC Mark 10'da çeşitli testler var. Nedir? Batarya testi, performans testi, işte modern ofis uygulamalarında kaç saat veriyor, oyunlarda kaç saat veriyor gibi testler mevcut. Şimdi arkadaşlar modern ofis testini uyguladık ve 5 saat 42 dakika gibi bir süre verdi bizlere. Burada modern ofisten kastımız ne, onu da hemen belirtelim sizlere. Yani sadece böyle mail atalım, Word'de yazı yazalım vesaire değil. Onun haricinde böyle Zoom gibi, Skype gibi toplantı uygulamalarında görüntülü aramalar da yapıyor bu test. Dolayısıyla onun performansını da ne yapıyor? Test süresine ekliyor. Yani siz bu bilgisayarı aldığınızda Zoom'da toplantıda yapsanız, mail de atsanız, işte dosyalarınızda düzeltmelerde yapsanız vesaire, herhangi bir ofis işlemini yaptığınız takdirde bu bilgisayar size yaklaşık olarak 6 saatlik bir kullanım ömrü sunuyor. Peki ben bu bilgisayarda oyun oynadım. O zaman ne kadarlık bir kullanım ömrü sunacak? Onu da söyleyelim sizlere arkadaşlar. Yaklaşık olarak 1 saat 41 dakikalık bir oyun ömrü sunuyor. Şimdi gelelim PC Mark 10'da yaptığımız benchmark testinin sonucuna. Onda da 4603 puan almış Huawei MateBook D15. Bu puanın açıkçası çok kötü olduğunu söyleyemeyiz. Gayet iyi. Yani bu standartlarda bir bilgisayar için gayet iyi bir puan aldığını söylememiz mümkün. Son olarak değineceğimiz nokta ise arkadaşlar bilgisayarımızın ses ve görüntü performansı. Burada görüntüden kastımız tabii ki webcam performansı. Biliyorsunuz Huawei çerçeveleri ince tutmak için ne yapıyor? Webcam arkadaşlar klavyenin içerisine monte halde bizlere sunuyor.
Yani kamera burada klavyede F6 ile F7 tuşunun arasındaki tuşa bastığımızda kameramız hop açılıyor ve webcam aktif duruma geçmiş oluyor. Bunun avantajları var, dezavantajları var. Avantajı ne? Biliyorsunuz artık bilgisayarların içine sızılması vesaire çok kolay şeyler. Hiç umulmadık insanların bilgisayarının içine bile sızıyorlar ve görüntülerini onların haberi olmadan kaydediyorlar. Pek çok insan bundan korktuğu için ne yapıyor? İşte kameraya bant yapıştırıyor. Bunlar da atıyor bir kafeye gittiniz vesaire çok hoş görüntü oluşturmuyor arkadaşlar. Bunun için nedir? Mesela Huawei buraya modüler bir kamera yerleştirmiş. Bunu kapattığınız zaman sizin isteminiz haricinde bu kameranın kayıt alma gibi bir fonksiyonu yok. Alsa bile karanlık bir şey çıkıyor zaten. Görüntü çıkmıyor ortaya. Dezavantajına gelirsek ise arkadaşlar, kamera üst çerçeveye yerleştirildiği zaman şöyle kapağı ayarlayarak ne yapabiliyorsunuz? Açı ayarı yapabiliyorsunuz. Fakat burada aşağıda olduğu zaman Huawei size tek bir açı sunuyor. Dolayısıyla o da böyle aşağıdan yukarıya göründüğü için ne bileyim bazen çok hoş bir görüntü sağlayamıyor. Eğer bu tuş böyle tek açı değil de ne bileyim bir ayarlanabilir vesaire olsaydı bence böyle hani 2-3 kademe daha ne bileyim onu böyle tık 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 diye ayarlayabiliyor olsaydık daha hoş olurmuş. Yani burada artık artısı eksisi bu şekilde kullanılabilirliği vesaire size kalmış durumda. Ya ben böyle aşağıdan bakınca güzel çıkmıyorum keşke şurada olsaydı vesaire diyorsanız işinize pek gelmeyecektir. Ama ya webcam beni göstersin yeter açımın vesaire önemi yok. Ayrıyetten böyle güvenlikli olması benim için daha iyi diyorsanız da bu sizin açınızdan artı bir özellik olacaktır. Evet, bundan da bahsettik. Şimdi gelelim bilgisayarımızın ses performansına. Biz ufak bir test gerçekleştirdik. Dilerseniz bu testi şimdi yalnız başınıza bırakalım. Bakalım bilgisayarımızın ses performansı nasılmış. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bilgisayarın ses performansı da hani bir dizüstü bilgisayardan beklenilen seviyede diyebiliriz. Zaten bunu mobil olarak ne bileyim kullanacaksanız işte bir kafede olsun dışarıda olsun vesaire kalkıp da hoparlörüyle çok fazla işiniz olmayacaktır. Ki adamlar buraya 3.5 milim ses girişinde yerleştirmiş. Ayrıca artık günümüzde ne bileyim kablolu kulaklıklar da çok fazla kalmadı. Gözlemlediğim kadarıyla herkesin elinde ya da cebinde kablosuz kulaklık bulunuyor. Dolayısıyla onları da Bluetooth'tan hızlı bir şekilde eşleştirip kullanabiliyorsunuz. Genel anlamda bilgisayarın başarılı olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Tabii burada sizin bilgisayar için ödemek istediğiniz ücret de önemli bir fonksiyon. Fiyatı şu anda Huawei'nin sitesinde biz bu incelemeyi çektiğimiz tarihte yoktu. Fakat Vatan'ın sitesinde bulmuştuk. Orada da 9000 liralar civarında bir fiyatı vardı bu bilgisayarın. Muhtemelen önümüzdeki süreçte farklı kanallarda daha değişik fiyatları da satılacaktır. Dolayısıyla 9000 lira eder mi? O konuda biraz soru işaretlerine sahip olabiliriz böyle. Çünkü ne bileyim 9000 liraya çok fazla alternatif mevcut. Dolayısıyla o alternatiflere de göz atmanız mümkün arkadaşlar. Yani eğer bu bilgisayar atıyorum 5000 lira olsaydı derdik ki ya 5000 liraya rakipsiz bir bilgisayar. Ama 9000 liraya kadar çıktığı zaman limitimiz alabileceğimiz cihaz sayısı da ciddi şekilde artıyor. Hatta ekran kartına sahip modeller bile alabilirsiniz 9000 liraya. Tabi atıyorum bir 8 GB 4 GB ekran kartına sahip model de ne bileyim MX451 bilgisayar, laptop vesaire alabilirsiniz. Burada tercih tamamen size kalmış diyebiliriz arkadaşlar. Eğer bu bilgisayar hakkında kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa videonun altında bizlerle yorum olarak paylaşabilirsiniz. Önümüzdeki günlerde farklı içeriklerde beraber olmak üzere hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.